Baş dönmesi toplumda yanlış algılanmakta. İnsanlar öncelikle acaba beynimde bir sorun mu var? Yoksa kristallerim mi oynadı? Bu benim hayatımı etkileyecek mi? Yoksa ben kalp krizi mi geçiriyorum? Algısı olmakta. Salgın ve yoğun yaşam stresi baş dönmesini artırdı. Bilim insanları Dünya Vertigo Farkındalık Haftası'nda açıklamalar yaptı. Çevre ortamı hareketli olduğunda, yani bir alışveriş merkezine gittiklerinde, süpermarkete gittiklerinde, çoklu görsel uyaranın aldıklarında aslında bunlar işlemleyemiyorlar. Çünkü aslında iyi çalışmayan bir denge sistemi var. Birçok uyaran gelince dekompanse oluyorlar ve şikayetleri artıyor. Bayağı bir baş dönmesi var. Şu an durdu. Uluslararası Vestibüler Derneği, Ankara'da Vertigo'da Hayat Yolunda isimli basın toplantısı yaptı. Dernek Başkanı Profesör Doktor Nuri Özgirgin, salgının ikinci yıldan sonra stresle oluşan vertigo, yani baş dönmesinin önemli ölçüde arttığını kaydetti. Profesör Doktor Özgirgin, dünyanın %10'unda görülen vertigonun acil servislere başvurularda ilk 10 içinde olduğunu belirtti. Baş dönmesi acil servise başvuruda ilk 10 içinde. Baş dönmesi olan çalışanların %40'ı rapor alarak iş kaybına neden olmakta. Vertigonun tanı değil, yakınma olduğunu söyleyen Profesör Doktor Özgirgin, halk arasında kulak içindeki kristalin oynaması olarak bilinen durumdur dedi. Vertigonun iç kulak kaynaklı nedenler dışında epilepsi, migren, beyin tümörleri, kafa travmaları ve psikolojik hastalıklardan da kaynaklanabileceği belirtildi. Yerinden kopmuş olan kristalleri sürükleyip olması gereken yere oturttuğumuz zaman hastalık tedavi edilmiş oluyor ve hasta anında kendisini mutlu hissediyor. İçinde bir boşluk, bir rahatlık hissediyor. Toplantıda konuşan nöroloji uzmanı Profesör Doktor Pınar Yalınay Dikmense, migrenin bir alt tipinde de vertigo şikayetinin oluştuğunu belirtti. Profesör Doktor Dikmen, vestibüler migrenin tekrar eden vertigonun önemli bir nedeni olduğunu ve bu migren tipinin yeterince tanınmadığını ifade etti. Migrenle özel bir baş ağrısı tipi vardır. Hasta bu baş ağrısını tanımlayabilir. Bir ikincisi, hasta bu ataklar sırasında gerçekten ışıktan ve sesten inanılmaz derecede rahatsız olur ve tahammülsüzdür. Bir üçüncüsü de aura olması. Aura ne demek derseniz, aura da geçici nörolojik bozukluk demek. Migrenin bir alt tipi %10-15 migren auralı migrendir. Psikiyatrist Profesör Doktor Fuat Özgen ise vertigo hastalarının tedavi olsa da belirtileri görmeye devam edebileceğini söyledi. Özgen, baş dönmesi korkuyu tetikliyor, korku sonucu anksiyete oluşuyor dedi. Baş dönmesi korkuyu tetikliyor, korkunun sonucu bir anksiyete oluşuyor. Yani hem anksiyete vertigoyu hem vertigo anksiyeteyi tetikliyor.